Ee, az önce otizmi konuşuyorduk orada yarım kalmıştı hemen şunu soruyor izleyicilerimiz de merak ediyorlar peki nedir bu anlamda e, otizmi tetikleyen gıdalar e, ya da katkı ürünleri onlarla ilgili bir bilgi verir misin neden uzak dursun evet. anne baba adayları ve Şimdi, çocuklar Bir kere otistik bir çocuğun ailesi muhakkak surette çocuğunda glutene karşı hassasiyetin çok yaygın olduğunu bilmeli Dolayısıyla otistik çocukların tamamı glutensiz beslenmeye geçmeli. Yani tüm buğday ürünleri, yulaf, arpa, çavdar hayatından çıkmalı çocuğun. Her türlü ekmek, makarna, şehriye, erişte, bulgur, yarma. Tabi bu arada bunların doğal olanları da yani bir takım böyle bir internet sitesine rastladım geçenlerde. Hocamla ikimizin fotoğraflarını koymuşlar. Siyaz buğdayı glutensizdir. Gluten intoleransı olanlar bile yiyebilir Gülüş gibi, gibi ibarelerle satıyorlar. Olur mu? Aynen öyle. Bu, bu yalan. Böyle bir şey yok. Biz hiçbir siteye böyle buğday satışıyla ilgili falan filan yetki falan vermedik. Yani siyez buğdayında da gluten vardır. Gluten intoleransı olan kişiler siyez buğdayından da uzak durmalıdır. Nitekim otistik çocuklar da uzak durmalıdır. Nasıl anlaşılır bu, bir bireyde gluten intoleransı olduğu? Gluten oldu? intoleransını testlerle, tahlillerle maalesef anlayamazsınız. Çünkü kan tahliliyle bunun teşhisini koyabilmek mümkün değil. Gluten intoleransını klinik tabloyla anlarsınız. Doktor teşhisini koyabilir bunun, kişiler kendileri de koyabilir. Kitaplarda bunu anlatıyoruz zaten belirtilerini. Klasik gluten intoleransı yani kölyak dediğimiz durum tipik belirtilerle ortaya çıkar. Bağırsak problemleri, karın ağrıları ishal ya da kabızlık, eklem ağrıları, ağızda ülserler yani aftlar hı hı. E, gibi problemler, tekrarlayan kansızlık gibi problemler ortaya çıkar. Gelişme geriliği olabilir bu çocuklarda. Ama bizim non-kölyak gluten intoleransı dediğimiz bir tablo var ki, bu tabloda bu belirtiler görülmüyor. Bambaşka belirtilerle ortaya çıkıyor. Yani çöl yakın belirtilerin haricinde diyabet olarak, romatizma olarak, kısırlık olarak, cilt döküntüleri olarak bu hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve otoimmün hastalıkların tamamı Otizmli çocukların tamamı gluten intoleransı olarak kabul edilmelidir. Diyabetlerin tamamı gluten intoleransı olarak kabul edilmelidir. Çünkü bu tablo direkt olarak diyabetle ortaya çıkabilir. Nitekim tip 2 diyabet dediğiniz hastalık yani yetişkin çağda ortaya çıkan diyabet hastalığı direkt olarak glutene bağlı bir hastalıktır. Bu hastalar glutensiz diyetler alınmalıdır. Oysa öte taraftan bunlara tam tersine tam tahıllı diyetler verilir. Ve bu hastaların hiçbirisi bu diyetlerde iyileşmez. Oysa tipiki diyabet tam şifa ile çok kolay iyileşebilen bir hastalıktır. Teşhis konulur konulmaz bu hastalarda muhakkak surette tahılsız, glutensiz, şekersiz diyetlere başlanmalıdır. Sadece beslenmenin düzenlenmesiyle hı hı. tipiki diyabet tam şifayla ilaç kullanmaya gerek kalmadan iyileşebilir. Hı hı. Evet. O tezimle bireyler için otizme devam edelim. Glutensiz beslenmenin yanında bu çocuklarda süte karşı, laktoza karşı tahammülsüzlük çok görülür. Laktozsuz beslenmeye geçilmelidir. Süt, süt ürünleri olmamalıdır. Ağır metal zehirlenmeleri bu çocukta çok yaygındır. Çünkü bu çocukların bağırsak duvarı bozulduğu için, bağırsak geçirgenliği bozulduğu için ağır metallere karşı zehirlenme görülür. Neden? Çünkü her şey içeriye girmeye başlar vücutta. Koruyan bir duvar yok probiyotikler yok. Dolayısıyla bu çocukların muhakkak surette ağır metal testleri yapılmalıdır ve ağır metal kan tahlilleri yapıldıktan sonra zehirlenmeye uygun tedavi doktorları tarafından düzenlenmelidir. Bunun yanında bu çocuklarda probiyotik yoksunluğu vardır. Bunlar bol fermente gıda ile beslenmelidir. Yani turşudur, ev yoğurdudur, turşu, ev sirkesi, ev yoğur, ev kefir yoğurdu değil bir... laktozdan dolayı kefir ha, değil doğru. laktozdan dolayı değil bu çocuklarda. Doğru Ama ev turşusu ve ev sirkesi bu çocuklarda çok mühimdir. Bunun yanında bu çocuklarda muhakkak D vitaminine bakılmalı. Bağırsak duvarı Bozulduğu için D vitamini bu çocukların hepsinde düşüktür. Takviye edilmesi gerekir. D vitamini bu çocuklarda yüzün üzerine çıkarılmalıdır. Ve bu çocuklar bol yağla beslenmelidir. Zeytinyağı, tereyağı, hayvansal protein, bunun yanında paça çorbası, kemik suyu gibi kıymetli proteinler verilmesi gerekir. Ve tabii ki çocuklar işlenmiş gıdadan uzak durmalıdır. İşlenmiş gıdayı asla yememelidir. Şeker yememelidir bu çocuklar. Şeker bu çocuklar için son derece tehlikelidir. Çünkü bunların hepsinde kandida mantarı gelişir. Probiyotik yok. Kandida mantarı geliştiği zaman çocuk şeker yediğinde kandida mantarı çocuğun vücudunda alkol oluşmasına sebebiyet verir. Hmm. Şekeri alkole yıkar kandida mantarı. Ve çocukta bir keyif hali oluşur. Çünkü kanında alkol vardır. Rakı içirmek neyse bu çocuklara şeker yedirmek de olur. Dolayısıyla son derece tehlikelidir. Yedirmemek gerekir. Otistik annelerin tamamını toparlayalım. Glütensiz, laktozsuz, süt süt ürünleri olmayan, ekmek makarna pilav olmayan, bol yağlı, bol bol... Fermente gıda yani ev sirkesi, ev turşusu içeren ve işlenmiş gıda olmayan diyetlerle beslenmelidir. Nitekim kitapta da verdik. Otistik e. çocuklarda ne yedirilmelidir, ne yedirilmemelidir bu kitapta anlattık. Bunları ayrıntılarıyla anlattık. Hı hı. Çok rahat faydalanacaklar. Örnek kür de verdik, örnek hı hı. beslenme de verdik burada onu sorarım o zaman biraz daha size o örneği. Siz bir okumanızı rica ederim hocam. Evet. istiyorsanız bir hazır olsun. Siz ne diyorsunuz hocam otizmli bireyler ve beslenme Şimdi konusunda? Oti, otizm Hı -hı. E, çocuklar ana rahminde başlıyor. Ve annelerin babaların e, hamile kalacak annelerin bir kere kilo vermesi lazım. Bu e, şeyde de gösterildi. Yeni Lancet'te yayınlandı. Obez annelerin çocuklarında bu hastalıklar oluyor. Bir kere hamilelik sırasında Hakikaten annelerin mümkün olduğu kadar glutensiz beslenmesi, D vitaminlerini yükseltmesi, magnezyumlarını, magnezyum çok önemli, yükseltmesi ve de iyotlarına bakıp iyotlarını yükseltmesi. Ondan sonra otizmli çocukların beslenmesinde hakikaten gluten başta geliyor. Yani gluten bildiğimiz hocam da söyledi çölyak 100 bir skala içinde çölyak 100se 99 1'den 99'a kadar olan kısım. E, non çölyak e, hassasiyet, gluten hassasiyeti. Non çölyak gluten hassasiyeti belirtileri. Burada okuyorum. ALS. Yani e, motor nöron hastalıkları. E, Stephen Hawking'in Evet, Stephen Hawking'in o da hastaneye kaldırılmış. İtalya'da ama durumu iyiymiş. Çocuklardaki dikkat dağınıklığı, anksiyete, otizm, diyabet. Tip 1 diyabet hocam söyledi. Hashimoto, tiroidit, romatoid artrit, osteopeni, osteoporoz. Hepsinin altında gluten var. Beyinde bulanıklık, dağınıklık. Kanserler. Sebepleri söyleyeceğim. Sık sık hastalanma, süt ürünlerine intolerans hocam söyledi. Laktoz, hı hı. laktoz, laktoz. Büyüme geriliği, ileri devrelerde depresyon. Mide bağırsak gazı, şişkinlik, ishal veya kabızlık. Bir o bir Kısırlık. Başta da kısırlık. Migren baş ağrısı. Benim migrenim var. 10 senedir geçmiyor diyorsanız bakın da gluten var mı? Sık sık düşük yapma. Sık sık düşük yapma. Alzheimer, erken bulama, sık acıkma, tatlı krizine girme. Hocam söyledi. Çünkü kandidalar hakikaten tatlı istiyor. Siz hı hı, evet. kendinizi beslemiyorsunuz. Kandidaları besliyorsunuz. Evet. Yani bağırsaktaki kötü bok e, şeyi. Parazit. Parazit bakterileri aslında. Evet. Şeyi, Parkinson. Evet. Bakın Parkinson. Titleyenler. Burun tıkanıklığı, kaşıntı, cilt döküntüleri. Gluten hakikaten çok önemli. Ben e, eski buğdayda kullanıyorum. Gluten yok. Şunu söylemek istiyorum. Glütensiz hiçbir şey olmaz tahıllarda. Ne olabilir? Bunu ben söylemiyorum. Bir tatürde var. Glütensiz vücut olur. Glütende bir daha söyleyeceğim burada. Bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Çapraz bulaşma diye bir olay var. Çapraz bulaşma nedir? Cross contamination. Bu şudur. Eğer bulgur pişmiş bir tencerede iki gün sonra siz diyelim ki pırasa pişirdiniz. O pırasanın size dokunur. Otizmli çocuğa dokunur. Evet. Eğer ekmek kesilen bıçakla, soğan doğransa, biber, patlıcan doğransa o şeye dokunur. Bu çok önemli. Bunu kimse söylemiyor. Glutensiz ekmek diye bir şey olmaz, kusura bakmayın. Glutensiz yiyecek diye de bir şey olmaz. Endüstrinin aldatmasıdır. Hı hı. Onun için bunlar çok tehlikeli. Çocuklara pirinç veriyorlar. Pirinçte gluten yok diye. Pirinç de çok tehlikeli. Hem glüteni var hem şeker. Kötü bakterileri besliyor, kandidayı besliyor. Bulgur da öyle. Ee, Geleneksel bulgurumuz da öyle. Yani hepsinde un da öyle. Onun için onlardan uzak duracaklar. Hocamın söylediği gibi doğal köy tereyağı, doğal zeytinyağı. Yani bizim bağırsaklardaki dost bakterileri beslememiz lazım. Evde yapılmış turşu, evde yapılmış sirke. Çok çok önemli. Bir de prebiyotikler çok önemli. Prebiyotikler olarak şimdi kış ayında işte lahana, brokoli. Yani otizm hocam. için söylüyor. Evet otizm için söylüyoruz bir şey ay ayrımı anlamak için bir probiyotik var, bir de prebiyotik var. Evet, anlatayım mı? Lütfen. Evet. Şimdi probiyotik yediğimiz zaman işte ev turşusu, sirke, onlarda canlı bakteriler olur. Canlı bakteri deyince benim hastalarım böyle yapıyorlar. Sanki değil abi, görecek bir şey değil mi? Onlar bağırsaktaki dost bakterileri beslerler. Yani dost bakteri daha doğrusu beslemez, bağırsağa girer. Hı hı. Dost bakterinin sayısı miktarı artınca Düşman bakteriler şey yapar, gider, öldürürler. Onlar savaş içindeler. Öyle düşünmek evet. lazım. Prebiyotik nedir? Prebiyotik yediğimiz yiyeceklerin bağırsaklardaki dost bakterileri beslemesi. Kendisi <laughs> probiyotik değil. Bunlar nedir? En bildiğimiz kuru soğan, en bildiğimiz sarımsak. Asırlardan beri en sağlıklı yiyecekler bunlar. Doğal olarak. E, lahana, turp, her Daha türlü ya, lahana. Beyaz siyah fark etmez ço ee, şey olarak. Tabii e, turşusunu yaparsak hem probiyotik hem prebiyotik almış oluruz. Evet. Çocuklara bunu anlatmamız lazım. Evet. Prebiyotikler çok önemli. İşte de, turp, lahana, bütün bunlar özellikle kış aylarında çiğ de yenilebilir veya biraz fermente edilerek de veya buğulularak da yenilebilir. Çok faydalı. Lahana çorbası çok önemli. Ee, lahana dolması vesaire vesaire ama dolma yapıldığı zaman ben onu söylüyorum hastalarıma e, ee, içine pirinç veya bulgur şu kadar dahi koymayacaklar. Bakın çapraz bulaşma çok önemli. Onun için ben hastalarıma ne diyorum? Bana, hepsine selam olsun. Bugün diyorum ben gidin ederim. kendinize bir yepyeni tencere tava takımı alın diyorum. Evet. Bütün onları konuya komşuya dağıtın. O kadar önemli. Bir hastam, ona da selam söyleyeyim. Çok evet. şiddetli bir durumu vardı. Ee, şey olarak e, öğretmen. E, resim öğretmeni her türlü şeyini düzelttik iyileşti yine hafifledi ama o, o yani tipik çölyak gibiydi hafifledi ama e, sıkıntıları daha seyrekleşti falan filan devam ediyor niçin devam ediyor bütün bunları uyguladığı halde sıkı sıkı her şeyi harfi harfine ne, ne ortaya çıktı biliyor musunuz kullandığı fırın hmm. kullandığı fırını değiştirince hiçbir şikayeti kalmadı Güzel. çok önemli bir ayrıt. Evet. Şimdi hocam istiyorsanız e, otizmli bireyler için bir örnek türümüzü de e, evet. dinleyelim sizden. Şimdi ondan önce bir çok kısa bir çalışmadan bahsedeceğim kitapta Sezaryen ve normal doğum için Aha. çünkü otizmle başa çıkmak istiyorsak bir kere bunu teşvik etmemiz gerekir. Tohum doğumlatılır, normal doğum teşvik edilmeli. Sezaryenle doğan çocuklarda otizmin kat kat arttığı gösterilmiş. Nereden çıkarıyoruz bunu? Bakın Hı -hı. bir çalışma. Danimarka'da bilim insanları Tam 35 sene boyunca, 1973 ile 2002 seneleri arasında sezaryenle dünyaya gelen tam 2 milyon çocuğu takip etmişler. Evet. Müthiş bir çalışma. Hı hı. 2 milyon çocukta görmüşler ki bu 35 senenin sonunda bu çocuklarda astım, çocukluk çağı romatizması, bağırsak hastalıkları, lösemi, kan kanseri, bağışıklık sistemi hastalıkları, doku hastalıkları ve otizm kat kat fazla görülüyor. Bir şey daha da kat kat fazla görülüyor. Ne biliyor musunuz? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Evet. Neyle? sezaryana doğan çocuklarda. Yani bunu bile bile artık tıbbi indikasyon olmadan keyfek eder sezaryen yapılması cinayetten başka bir şey değildir. Muhakkak bu durum sınırlanmalı. Biz de niye bu kadar sezaryen olduğunu sorgulamalıyız. Çünkü sezaryen bu kadar çok olduğu sürece siz otistikli çocukları beslemekle uğraşıyorsunuz ama iş işten geçmiş otizm bir kere meydana gelmiş hı hı. ancak daha iyiye gitmesini sağlayabiliriz. Hı hı. Önce bir bunu engelleyelim, sezaryen engelleyelim, hı hı. normal doğumu teşvik edelim. Hı hı. Esas hı hı. olan budur. Hı hı. Bakın kitapta yazdık. Ee, otizmde beslenme, gluten yasak, dost bakterilerden zengin diyet, süt ve süt ürünleri yasak, işlenmiş yiyecekler yasak, hı hı. şeker yasak, ağır metal detoksu muhakkak şart ve geldik yasaklar listesi, serbestler listesi ve otizmli çocuk ne yemelidir bir günlük program. Bakın bir günlük programı okuyayım size. Sabah. Lütfen. lütfen. Yumurta, zeytin istenildiği kadar, tabi tereyağı ile birlikte ve zeytinyağı ile birlikte kahvaltı salatası. Ev yapımı elma sirkesiyle limonla ve bol zeytinyağı ile birlikte. Ara öğünde badem, fındık, ceviz içi. Öğlen ve akşam yemeklerinde kırmızı et, tavuk, balık. Hangi tavuk? Gezen tavuk. Bulabiliyorsanız. Bulamıyorsanız yemeğin merada yayılmış hayvan eti bulabildiğiniz kadar. Kemikli et, et suyu. Tek tek anlatıyoruz burada. Zeytinyağı ve tereyağı ile bol miktarda zeytinyağı ve tereyağı ile pişecek. Akşamları mutlaka paça çorbası, kemik suyuna çorba. Yanında sebze yemeği mevsim sebzeleriyle. Salata turşu yine aynı şekilde hem salata hem turşu. Bakın yoğurt vermiyoruz çocuklar ama dolu dolu doyuruyoruz aç bırakmıyoruz çocukları. Mutlaka bol bol ceviz, fındık, kavrulmamış çerez veriyoruz. Hı hı. Hepsini gün gün veriyoruz. Zaten burada çocuklarda o kadar çok seçenek var ki ben şu sorudan sıkıldım hocam da sıkıldı. En son panelde de sordular. Ufacık bir çocukcağız sordu, evet. Hocam tamam ekmek yemeyelim ne yiyelim? Evet, sanki evet. Yani sanki yiyecek bir şey Panelde sordular gibi. evet. Evet. 8 yaşındaki Şimdi, çocuk ekmek yemeyeyim. Artık öyle bir hale geldi ki hocam da yazdı, ben de yazdım. Hocamın kitaplarında da var, bende de var. Gün gün yazdım ben. 21 günlük burada sabah ne yiyeyim, akşam O kadar çok seçenek var ki. <laughs> Herhangi bir yemeği 21 günde bir yeseniz sıkılır mısınız o yemekten? Bakın 21 günde sınırladım Utursunuz çünkü kitabın yani. bir sınırı var. Evet. Yani yüz, sonsuza kadar yazamazsınız. O kadar çok seçeneğiniz var ki evet. ve doyuyorsunuz. Evet. Aç kalmanız mümkün değil.